Sonsuzluk yeni evlenmiş bir çiftin bir yıl geçtikten sonra hala korunması ilişkiye rağmen hamile kalamıyorsa biz bu hastalığı sonsuzluk diyoruz. Sonsuzluk bazen genç yaman yaşlarda 2 yıla kadar beklediğimizde oluyor. Sonsuzluğa sebep olan aslında 3 faktörümüz var. Bunlardan birincisi kişi faktörü. Bu kişiyle ilgili spermle ilgili problem olması. Kişi geçtikten sonra kadın faktörü görüyoruz. Kadın da yumurtlamayla ilgili problem olabilir veya anatomik bir problem olabilir. Şimdi baktığımızda 20-30% kişide 20-30% yumurtlama problemi, 20-30% anatomik problemler. Bir de 25% bir kısmımız var ki herhangi bir şekilde problem yok. Yani idiopatik sonsuzluk. Yani sebebi tapınmayan sonsuzluk deniyor. Tabi bu sebebi tapınmayan sonsuzluk aslında sebebi tapınmadığından değil. Sebebi var. Ama biz sebebini taptığımızda yapacağımız işlem sebebi tapmasak da tapsak da fark etmiyor. Yani nedir? Yumurta ve spermin birleşmesinde ve oluşan embriyonun taşınmasında ve implant olmasındaki sorun. Zaten artık bu aşamalar suni meyalanma zamanında gördüğümüz, baktığımız şeyler. Baktığımızda biz tabii ki şöyle bir şey de görüyoruz. Sonsuzluk 6 ay içerisinde hamileler bize gelebiliyorlar. Kayınvalideler özellikle geliyorlar. Sonsuzluk nedeniyle hala bu hamile kalmadı. Bir yıl içerisinde beklememiz. Bir yıl beklememiz. Çünkü 85% bir yıl içerisinde 60% cüttelerin 6 ay içerisinde hamile kalıyor.